Şu anda bir elimde 6.099, bir elimde de 5.000 liralık iki tane akıllı telefon var. Peki gerçekten bu kadar pahalı telefonlara ihtiyacımız var mı? Amiral gemisi modeller aslında sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da pahalandı. Hem en yeni iPhone modeli hem Galaxy Note 8 dolar bazındaki fiyatlarına baktığımızda da geçtiğimiz yıl oranla ciddi derecede pahalı. Türkiye tarafına baktığımız zaman hem dolar kurunun Türkiye'deki durumu hem vergiler vesaire derken artık 6.099 liraya bile akıllı telefon satıldığını görüyoruz. Aslında videonun başında sorduğumuz sorunun cevabını siz de biliyorsunuz. Eğer rahat rahat bu telefonları satın alabilecek bir bütçeniz yoksa bu kadar para harcamanız gerek yok. Niye böyle söylüyoruz? Çünkü bugün baktığınız zaman hem orta düzey akıllı telefonlar eskiye nazaran hem tasarım hem de performans olarak çok güçlü hem de en yenisini almak yerine geçtiğimiz yıl satışa çıkan amiral gemilerini alarak benzer bir performansı çok daha uygun fiyata görebiliyorsunuz. Örneklerle açıklayacak olursak Xiaomi Mi 6, OnePlus 5 gibi modeller tabii ki bazı özellikleriyle şu iki cihazdan geride kalsa da aslında günlük kullanımda hemen hemen ihtiyacınız olan her şeyi size sunuyor. Mesela Mi 6 ile OnePlus 5 modelinde bu senenin en güçlü işlemcilerinden biri olan Snapdragon 835 işlemci ve çift kamera gibi tüm beklentilerinizi karşılayacak özellikler var. Mesela Lenovo P2 modeli var. 5100 mAh piliyle 2 güne varan bir pil ömrünü size sunuyor. Lenovo tarafını bir kenara bırakacak olursak Samsung'da yine 2000 liranın altında AI 2017 modeli var. Hem genel tasarım hatları hem teknik özellikleriyle günümüzün tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Öte yandan baktığımızda biraz daha 1200-1300 lira seviyelerinde Zenfone 3 diye bir model var. Yine aynı bu telefonlar gibi cam bir tasarım kullanıyor. Sadece işlemci ve kameraları bunlar kadar iyi değil. Ama yine söylediğimiz gibi günlük hayattaki tüm beklentilerinizi çok daha uygun fiyata size sunabiliyorlar. Bir başka konu da akıllı telefonların içerisindeki yazılımlar ve günlük hayatta kullandığımız uygulamalar. Baktığımız zaman şu anda iPhone 10 ile beraber iOS 11'in en yeni sürümü geliyor ki aslında iOS 11'i çok stabil olmasa da iPhone 5S'lere kadar kullanabiliyorsunuz. Tabi iPhone 5S çok önerdiğimiz bir cihaz değil. iOS 11'in tüm özelliklerini kullanmak için 6S, 7, 7 Plus gibi modeller tercih ederek de benzer bir performans yaşayabiliyorsunuz. Öte yandan Note 8'e baktığımızda her ne kadar en son çıkan Android Oreo olsa da şu anda Android Nougat sürümünü kullanıyor ki Android Nougat'ı bırakın yakın zamanda General Mobile Mobile'ın 1000 lira segmentinde satılan akıllı telefonlarına Oreo gelecek ve belki de Note 8 kullanıcılarından daha önce Oreo'yu daha uygun fiyatlı bir cihaz kullanan kullanıcılar deneyimleyebilecek. Uygulamalar tarafında da eğer çok çok eski bir cihaz kullanmıyorsanız gündelik hayatta kullandığımız hem sosyal medya hem de diğer uygulamaların birçoğunu bunlarda olduğu gibi 1000 liralık, 2000 liralık, 2500 liralık cihazlarda da kolayca kullanabiliyoruz. Peki illa iPhone 10 veya Galaxy Note 8 alacaksanız o modellerden ne fark görüyorsunuz? Birazcık da bunlardan konuşalım. Aslında en son çıkan amiral gemileriyle onların bir önceki modelleri ve orta düzeyleri ayıran en büyük segment kamera. Orta düzey telefonlar veya orta üst seviye telefonların da kameraları çok üst bir kullanıcı değilseniz yani çok büyük beklentileriniz yoksa sizi mutlu ediyorlar. Ancak Galaxy Note 8'de, iPhone 10'da hatta Huawei Mate 10 Pro gibi modellerde gerçekten artık profesyonel kamera seviyesindeki kameraları akıllı telefonlara indirgemiş durumdalar. Ancak ciddi anlamda bu denli bir ihtiyacınız yoksa videonun bütününde söylediğimiz gibi bu cihazları, bu kadar pahalı cihazları almanıza çok da gerek yok. Sizce iPhone 10, Note 8 ve diğer amiral gemilerini düşündüğümüzde bu kadar pahalı telefonlara ihtiyacımız var mı? Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar bölümünde bize belirtmeden geçmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.